Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Hürriyet Çukurova ile başlayalım. Evimiz Atölye projesi büyüyor. Mevlana ve Turgut Reis mahallelerinden başlayan proje, Tarsus'a bağlı Yeşil Mahalle'de devam etti. Bir başka haberse şöyle, petrol atıkları temizleniyor. Suriye'de bir termik santralden sızıp Tarsus sahillerine kadar uzanan petrol atığı, şimdi de Erdemli sahillerinde görüldü. Büyükşehir sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hakimiyet gazetesiyle devam edelim. İtfaiye ekipleri 8 ayda 15.993 görevi yerine getirdi. Büyükşehir itfaiyesi Mersin başta olmak üzere birçok ilde afetlerle mücadele etti. Yeni Güney gazetesine dönelim. Mersin İtfaiye Teşkilatı'nı parmakla gösterilir hale getireceğiz. Başkan Seçer itfaiye haftası kapsamında itfaiye personelini kabul etti. Güney gazetesine geçelim. Başkan Vahap Seçer Mersin metrosu projesini değerlendirdi. Markakent yolunda metro çok önemli bir değer. Başkan Seçer Mersin metrosunun yapım aşamasına geldiklerini belirtti. Mersin gazetesiyle sona yaklaşıyoruz. Türk Halk ve Sanat Müziği topluluklarına enstrüman sanatçısı alım sınavı tamamlandı. Sınavın jüri koltuğunda Hüseyin Turan ve Ahmet Baran gibi usta isimler yer aldı. Çukurova gazetesiyle noktalıyoruz. Büyükşehir'in hayvancılık alanındaki desteklerinden bahsedilen haberin başlığı şöyle. Büyükşehir Mersin'de hayvancılığı yeniden canlandırıyor. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.